Çikolata kisti nedir? Belirtileri nelerdir? Yumurtalıklarda kist oluşturma sonucu çikolata kisti olarak bilinen endometrioma formu oluşur. Üreme çağındaki kadınlarda görülme oranı %0,8 ile 6 arasında değişir ve dünya genelinde 166 milyon kadını etkilemesine rağmen bilinirlik oranı çok düşüktür. Hastalık her yaş grubundaki kadını etkileyebilir. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Gizem Bektaş konu hakkında şunları söylüyor. Rahim içinde döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağırlığı seyreden bir hastalıktır. Endometriozis en sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvisi örten dokularda görülür. Yumurtalıklarda kist oluşturma sonucunda çikolata kisti olarak bilinen endometrioma formu oluşur. Hastalığın sebebinin ne olduğu tam olarak bilinememektedir. Fakat nedene yönelik geliştirilen bazı teoriler vardır. Genetik faktörler. Hastalık aile içerisinde aktarılma eğilimlidir ve bazı etnik grupları diğerlerinden daha fazla etkiler. İnsan ailesinde endometrioz hastalığı olan biri varsa bu insanda hastalığın görme riski normal popülasyona göre daha yüksektir. Ters yöne menstruasyon olması, adet kanaması ile birlikte rahmi döşeyen endometrium dokusu vajina yoluyla vücuttan atılır. Eğer geriye doğru kanama olursa endometrial doku fallop tüplerinden karın boşluğuna akarak buradaki organlara yerleşip endometriozise neden olur. Bağışıklık sistemiyle ilgili problemler nedeniyle vücudun hastalık ve enfeksiyona karşı doğal savunmasında sorunlar olması endometriozis gelişiminde etken olabilir. Kan dolaşım veya lenfatik sistem yoluyla endometrium hücrelerinin vücudun çeşitli yerlerine yayılması ve çeşitli organlara yerleşmesi de endometriozisin oluşum mekanizmasına dair bir teoridir. Bu teoriden hiçbiri endometriozisin neden oluştuğunu tam olarak açıklayamazlar ve farklı faktörlerin bir kombinasyonundan da kaynaklanıyor olabilirler. Pelvik ağrı ve kramplar genellikle adet kanaması öncesinde başlar ve siklus süresince birkaç gün devam eder. Ayrıca bel ve karın ağrısı da olabilir. İlişki sırasındaki ağrı endometriozis'te ilişki sırasında veya sonrasında ağrı görülür. Daha sık olarak adet dönemlerinde belirginleşen dışkılama ya da idrar yapma sırasında ağrı şikayetleri olabilir. Aşırı kanama, zaman zaman adet dönemlerinde aşırı kanama veya dönemler arasında anormal kanama görülebilir. Kısırlık. Endometriozis genellikle ilk kez kısırlık nedeniyle tıbbi yardım arayanlarda teşhis edilir. Diğer belirti ve bulgular özellikle adet dönemlerinde artan yorgunluk, ishal, kabızlık, şişkinlik, bulantı gibi belirtiler görülebilir. Yumurtalıklarda endometrioma kisti formunu oluşturmasıyla hem yumurta sayısını ve kalitesini azaltmakta, eş zamanlı olarak da çikolata kisti sebebiyle ameliyat olan kadınlarda cerrahi işlem sonrası yumurtalık rezervi yani yumurta sayısı azalır. Yani çikolata kisti kendisinin hem varlığı hem de cerrahi yola çıkarılması yumurtalık rezervinde azalmaya yol açarak kadının gebe kalma potansiyelini azaltır. Ayrıca endometriozis kadın genital organlarıyla birlikte özellikle bağırsak tulumda olan ve hastalığın evresine göre eğilim artan bir hastalıktır. Karın içerisinde oluşturduğu yapışıklıklar nedeniyle sperm ve yumurtanın karşılaşıp döllenmenin gerçekleştiği tüplerde tıkanıklığa yol açarak kısırlığa yol açabilir. Bunlara ek olarak embriyonu tutunup gebeliğin devam etmesini sağlayan rahim iç dokusunda değişikliklere yol açarak gebe kalma potansiyelini azaltabilir. Tedavisi nasıldır? Her hastalıkta olduğu gibi kişiye özeldir. Kişiye özel tedavi ise kadının hangi şikayet doktora başvurmasına ve çocuk isteği olup olmamasına göre planlanır. Ağrı nedeniyle başvuran kadınlarda ağrı kesiciler, hormon hapları ya da kist varsa kistin çıkarılması önerilirken karma düzensizliği de eşlik eden kadınlarda hormonlu spirallerde tedavi kullanılabilir. Ancak kadınları en çok doktora getiren şikayet çocuk sahibi olamamaktır ve çiftin kapsamlı bir değerlendirilmesinden sonra tedavide çiftin durumuna bağlı olarak yardımcı üreme tekniklerinden sıklıkla faydalanır. Bekar ve çikolata kisti ameliyatı planlanan ya da evli ancak henüz çocuk sahibi olmayı düşünmeyen kadınlarda da ameliyat öncesi yumurtalıkların ameliyattan zarar görme ihtimaline karşı yumurta ya da embriyo dondurma işlemi yapılır. Ayrıca endometriozis kronik ve karın içinde yaygın bir hastalık olduğundan semptomlar azaltılmasında beslenme düzeniyle ilgili yapılan çalışmalarda bazı detaylara dikkat edilmesinin şikayetlerde azalmaya yol açtığı ve hayat kalitesini arttırdığı ortaya konulmuştur. Nelere dikkat edilmelidir? Karbonhidrat içeren besinlerden uzak durulmalı. Gün içerisinde bol bol su tüketilmeli. Omega 3 içeren somon, alabalık, uskumru gibi, yağlı balık, fındık, fıstık gibi sert kabuklu yiyecekler tüketmek önemlidir. Antioksidan ağırlıklı yiyecekler tüketilmelidir. Çilek, enginar vesaire.
gün içerisinde bol miktarda domates tüketerek likopen kaynağını vücudunuza alabilirsiniz. Selenyum, B6 vitamini içeren besinleri beslenmenize mutlaka eklemelisiniz. Çikolata, şeker gibi tatlı gıdalardan uzak durmalısınız. Kırmızı et, işlem görmüş et ürünleri, hidrolize edilmiş yağlardan uzak durmalısınız.